1978-79 yılında da Kandil'in Nokan kesiminde peşmergelik yaptım. Rahmetli İmam Celal Talabani'ye korumalık yaptım. Önemli gelişmeler ondan önce yaşandı. Ondan önce koruyelik sürecinde yaşandı. KDP ile yaşandı. 700 kişilik bir grup Yeneke'den Zaho'ya gitmek üzere Hakkari bölgesine geldiler. Bu 700 kişilik grubun 3 lideri Ali Askeri, Doktor Halit, Şeyh Hüseyin KDP güçleri tarafından Berman köyünde katledildiler. Gelen grup 700 kişiydi. Bunun yarısına yakını Çukurca ve Beytişap bölgelerinde katledildi. Ama diyeceğim şu, KDP 1946'da kuruluşundan sonra Bakur'da şimdiki Habur 2 köprüsünün olduğu bölge Beytişap Uludere arası Hedriş bölgesinde ana karargahlarını kurdular. Oradan örgütlenmeye başladılar. Yüzlerce, hatta diyebilirim binlerce Şemdinli'den, Yüksekova'dan, Uludere'den, Şırnak'tan Slopya'ya kadar büyük bir taraftar grubu, peşmerge grubu oluşturdular ve ana karargah Hedriş'ten Başhur'a saldırılar düzenlediler. Bu saldırılarda Rojava'dan gelen Kürt kardeşlerimiz de çoğunlukla bunlara yardımcı oldu. Bizim Bakur Kürdistan'ı özellikle bunları yıllarca ayakta tuttular. Fakat şimdi kendileri söylüyordu, bir parçanın kurtuluşu üç parçanın kurtuluşunu yakınlaştırır. KDP bir parça buyurun kurtuldunuz. Şimdi üç parçanın başına bela olmuşsunuz. Her gün sorun yaşatıyorsunuz. Niye ulusal kongreye yanaşmıyorsunuz? Niye ulusal kongreyi her zaman bertaraf etmeye çalışıyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Neden kaçıyorsunuz? Gelin, Kürt Ulusal Birliği oluşacak. İstemleri, talepleri nedir? Yine bizim büyük kardeşlerimiz olarak siz çözün. Siz ne istiyorsunuz? Bunu yaptınız. Yetmiyormuş gibi Roşulat'ta 82'de Mahabat'ta Huy'da Sanandaş'ta Sınah'ta Serdaş'ta Doktor Kasımlı güçlerini katlettiniz. Katliamdan geçirdiniz. Kendisi Avrupa'ya gitmek zorunda kaldı. İran KDP'sinde tasfiye ettiniz. Siz ne istiyorsunuz? Yani yapmak istediğiniz ne? Bunu anlamak istiyoruz. Bugün her tarafa saldırıyor. Her tarafa saldırıyor. Ya bunları her defasında Bakur. Kürtleri bunları her defasında bunlar çukura batmıştı. Çukurdan çıkardılar. Bunları başüstü yaptılar. Halen
hiçbir şey yapmamışlar gibi devam ediyorlar. Zaten kimseyi artık muhatap almıyorlar. Çünkü güç onlarda, para onlarda. Ya zaten bunlar ulusal kongreye yaklaşmadıkları için, ulusal kongreyi kabul etmedikleri için bugün bunu yapıyorlar. Kabul etseydiler bugün bunu yapmazlardı. O zaman plan buydu. Plan buydu. Hem ulusal kongreye iyi kabul edecek, ulusal kongrede yer alacak, hem bunu yapacak. Bunu yapamazdı. Fakat bunu da çok iyi bilsin o aile. Kürtler eski Kürtler değil. Kürtler ihaneti hiçbir zaman için affetmeyecek. Etmezler. Kürtler uyumuyor. Bunu Barzani ailesi çok iyi bilir. Not etsin. Şılat KDP'sine ne yaptıysa bugün başvurda onu yapmaya çalışıyor. Yapmaya çalışıyor. Ama ben şuna inanıyorum. Başvur halkı buna müsaade etmeyecek. Kesinlikle etmeyecek. Etmezler. Demin değindim. Kürt halkı eski Kürt halkı değil. Affetmez. İhaneti hiçbir zaman için affetmeyecek. Yeter. İhanet. Nereye kadar ihanet? Ben emek verdim. Zaman zaman ziyaretlerine de gittim. Harcım var, tuğlam var. Sana ne yapalım? Maaş dahil. Hepsini reddettim. Hiçbir şey almıyorum. Ben hiçbir şey istemiyorum. Ha diyeceksin maddi durumu iyi midir? Hayır. Geçinip gidiyorum yani. Geçinip gidiyorum. Şöyle böyle geçinip gidiyorum. Fakat hiçbir talebim olmadı. Hiçbir talebim olmadı. Olmadı, olmayacaktı. Fakat bunlar sadece kendi ailesi için çalışıyor. Diğerleri, her şey benim diyor. Her şey benim diyor. Ve bunun yapmak istediği tek adam rejimidir. Tek adam rejimini Barzani ailesi başvuruda uygulamak istiyor. Kusura bakmasın, Kürt halkı kabul etmez. Nasıl Türkiye'de tek adam rejimini kabul etmiyorsa, başvuruda da kabul etmeyecek, etmeyecek. Son olarak söylemek istediğim, ulusal birliğimizi kesinlikle yitirmeyelim, bunu pekiştirmeye çalışalım. Barzani ailesi son pişmanlık ona fayda etmeyecek. Ulusal birliğe davet ediyor.